Ya Rab. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Bir ilahi yardım nasip et biz kullarına. Kutlu bir nidayla çıkalım adalet yollarına. İmanın cevherini beşeriyete gösterelim. Tüm arzı baştan başa adaletinle bürüyelim. Sevgili takipçilerim, kankalarım, yepyeni yepyeni bir Allah da ötesini bırakmanın bir bölümüyle daha 26. bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere sürekli topluluk üzerinden anketler düzenlemekteyim. Anketlere katılmadıysanız katılın mutlaka ve mutlaka. Toplulukta çok aktifim yani. Her neyse, konumuza gelelim. Bu anketlerin bir tanesinde de aşağıdaki serilerimden hangisi en çok sevilen serimdir diye bir anket yapmıştım. Bir sürü serim var ve 5-6 tane en iyi serilerimden yazmıştım ve Allah da ötesini bırakma farkla %50-54 bandında fark atarak diğer serilerime en çok sevilen serim oldu. Ve benim de yapmayı en çok sevdiğim, çekmeyi en çok sevdiğim serilerimden bir tanesi. Bugünkü başlık çerçevemiz sorumluluğu en ağır imza. Kısa bir bölüm, sonuna kadar izlerseniz beni mesut edersiniz. Yazar izliyorsa da yine buradan selamlarımı yolluyorum. Herkese de yine selamlarımı yolluyorum. Bölüme geçmeden evvel bir de şunu söylemek istiyorum. Bazı bölümlerde, bölüm başlıklarında, resimlerinde falanca filanca bölümleri yanlış yazmış oluyorum. Ayda yılda bir de olsa bu hata oluyor yani. Mesela geçenki bölüm 25. bölümdü. Biz 24. bölüm sandık. Bu tarz hatalar olabiliyor. Kusura bakmayın. Evet, şimdi direkt bölümümüze geçiş yapıyoruz. Bu arada tüm bölümleri de sağ üst köşede bıraktım. İzleyebilirsiniz. Evet. Ebu Cehil gibi Hazreti Peygamber'i en çok uğraştıran ve hayatlarını İslam düşmanlığına adayan kişileri iman ettirmeyen şey ağır bir sorumluluğun altına imza atmak istememeleriydi. Çünkü kelime-i şehadeti söyleyip Müslüman olmakla hangi listenin altına imza attıklarını çok iyi biliyordu bu kişiler. İslam'a girmek demek, içkiyi, kumarı, yalanı, hileyi terk etmek demekti. Adamlar mertçe, biz bu listenin altına imza atmayız dediler. Peygamberimizin döneminde bir Müslümanın yalan söylemesi, içki içmesi ya da namaz kılmaması düşünülemezdi. Eğer Müslümansa bir kişi mutlaka namazını kılardı. İçki ayeti geldikten sonra da elinde içki bulunduran herkes içkileri sokaklara döktü. Medine sokaklarından içki sellere aktı o gün. Müslümanız tamam deyip hem de İslam'ın yasak ettiği her şeyi yapan bir Müslüman düşünülemezdi o günlerde. Çünkü Müslüman olmak da hangi listenin altına imza attığının çok iyi bilincindeydiler. Evet, bir bölümümüzden daha sonuna denk geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Yarış seni videolarda görüşmek üzere. Sağda ve solda çıkan videolara tıklayabilir. Ortadan da kanalımıza hala üye olmadıysanız, abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Like atmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esen kalın. Bay bay. Allah de ötesini bırakma. Her cuma yepyeni bölümüyle.